Gruplar adına son konuşma Halkların Demokratik Partisi grubu adına Ayşe Acar Başaran aittir. Sayın Başaran buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de en son konuşmacı olan Sayın Zeynep Altıok'un faili meçhullerin aydınlatılması ile ilgili görüşlerini aynen katılıyor. Altına imzamı atıyorum. Başkan eğer Sayın milletvekiller lütfen müdahale etmeyelim. Bakın Sayın Hatip Kürsü'de siz konuştunuz burada. Hayır, bitsin ben öyle başlayayım. Süremle Sayın Altıoklar, Sayın Muş. Lütfen Sayın milletvekili. Bir saniye Sayın Milletvekili, bakın Hatip Kürsü'de yeniden başlatıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cümlemi başa alarak başlayayım o zaman. Ben de Zeynep Altınok'un en son söylediği bu iktidarın faili meçhulleri aydınlatılması konusunda sorumlu olduğunu yönündeki görüşlerini aynen katılıyor, altına imza atıyorum. Bugüne kadar aydınlatılmamış olabilir ama 15, 16, 17 yıldır iktidarda olan da AKP iktidarıdır. Ve bu dönem içerisinde de birçok faili meçhullerin gerçekleştiğini ve takipsiz kaldığını aynen gördük. Değerli arkadaşlar, bu ikinci bütçedir. Aslında çok büyük eksikliklerle devam ediyor. Artık bütçenin son günlerine geldik. Ama bu mecliste 10 milletvekilinin tutuklu olduğunu ve burada olmadığını bir kez daha galiba hatırlatmak gerekiyor. Ve bu tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak bugün bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Mahkeme olarak değil aslında, bir siyasi irade olarak, bir siyasi metin olarak bir karar var şu anda karşımızda. Ben Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın ileride gerçekten okutulup kitaplarda bir hukuki metin olarak okutulacağını zannetmiyorum. Bir politik metindir dediğim gibi. Bu politik metin Türkiye'nin HDP'siz olmasının adımlarının, o mihenk taşlarından biri olarak karşımızda duruyor. Bunu sizin PR AKP Genel Başkanı söylemişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum. Biz de buradan söylüyoruz. Bu mahkeme mahkeme olduğunu hatırlamadığı müddetçe Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararı tanımıyor ve saygı duymayacağız, duymuyoruz da. Değerli arkadaşlar, aslında benim bambaşka bir konuyla ilgili bugün konuşacaktım. Bugün içerisinde arkadaşlarımız çokça dile getirdi. Bakın biz günlerce bütçeyi konuşuyoruz. İçişleri Bakanı bütçesini konuştuk, Diyanet'e ayrılan bütçeyi konuştuk, Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi konuştuk. Ama bu bütçelerin gerçekten bütün toplumdaki herkese eşit olarak paylaşıldığı konusunda ciddi şüphelerimiz ve elimizde de ciddi emareler var bunun aslında eşit dağıtılmadığı konusunda. Bugün gün içerisinde arkadaşlarımız Murat Araç'tan söz etti. Antalya'da emniyette intihar süsü verilerek katledilen Murat Araç. Onun ölümü, şüpheli ölümüyle ilgili çokça burada konuşmalar yapıldı ama ben olayın bir başka boyutunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada din adamları da var aramızda, tarihten, hukuktan anlayanlar da var. Herhalde Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş bir şeyi siz keşfetmişsiniz bu süreç içerisinde ve onu defaten uyguluyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Murat Araç hayatını kaybetti, ailesi emniyete gitti, morga yönlendirildi, cenazenin orada olduğuna dair cenazeyi aldı. Ama cenazeyi camiye götürdüğünde cenazenin yıkanmasına izin verilmedi. Cenazenin Ceylan Pınar'a götürülmesi için bir ambulans verilmedi. Cenaze Ceylan Pınar'a götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında defnedilene kadar her türlü tacize maruz kaldılar. Aile taziye yeri istedi. Kayyum atanan Ceylan Pınar Belediyesi taziye yeri vermedi. Aile çadır açtı taziyesini kabul etmek için. Çadıra saldırıldı, çadır ortadan kaldırıldı. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten tarihte olmayan bir şeyi siz keşfetmiş oldunuz. İnsanların cenazesini defnetmesine, dini vecibelerini yerine getirmesine bile engel oluyorsunuz. Şunu bir kez daha buradaki din adamlarından sormak gerekiyor. Bizim dinimizde ya da İslam dininde afaroz var mı? Siz bir insanın kendi dini vecibelerini yerine getirmesi için camiye girmesini engelleyebilir misiniz? Siz bir kişi gitti talep etti diyelim. Camide sela okunmasını engelleyebilir misiniz? Dinen
dinen soruyorum. Artık hukuku geçtim. En büyük referansınız İslam dini olduğu için soruyorum. Engelleyebilir misiniz? Engelleyemezsiniz. Ama sizin iktidarınız bunu engelledi. Diyarbakır'da, Batman'da, Türkiye'nin dört bir yanında insanların cenazelerini yıkamaları için yer tesis etmediniz. İnsanların cenazelerini yıkamaları için imamlara tehditler ettiğiniz için imamlar gelip cenazeleri yıkamadı. Cenaze arabası vermediniz, taziyeri vermediniz. Peki bunun bir açıklaması var mı? Bakın hukukta gömülme hakkı diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Çünkü hiç kimsenin aklına gelmemiş bu. Bir cenazenin defnedilmesinin engellenmesi, bir cenazenin yıkanmasının engellenmesi, bir cenazenin duasının edilmesinin engellenmesini hiç kimse düşünememiş. Düşünemediği için de ihtiyaçlara göre hukuk kuralları uygulanmamış ya da düzenlenmemiş. Böyle bir ihtiyaç duyulmamış bugüne kadar. Ama anladığımız o ki biz bir gün iktidara gelirsek, sırf siz ve sizin gibilerin bir gün iktidara gelme olasılığı üzerinden bir kanun maddesi yapmamız gerekiyor. İnsanların cenazesini defnetmemizi engellemeniz için. Birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. İmamlar siyaset yapamaz dedi. Ama siz imamlara siyaset yaptırıyorsunuz. Bir cenazeyi yıkamıyorum demek siyaset yapmaktır. O kişi öldükten sonra artık üzerine hiçbir suç olmadığı kabul edilir dinen. Değil mi Sayın Müftüm? Böyledir. Ve hiçbir imam dinen yıkamıyorum diyemez. Derse siyaset yapar. Ve siz o imamlara siyaset yaptırıyorsunuz. Hani Anayasa Mahkemesi'nin kararı? İmam yıkar. Yıkamak zorunda değil, tehdit edildiği için yıkamıyor. Size cevap vermek zorunda da değilim. Değerli arkadaşlar, bir şey daha var. Siz yine tarihe mezar taşı kıranlar olarak geçtiniz ve mezar taşları için soruşturma açanlar olarak geçtiniz. Bakın Batman'dan bugün bir örnek, bugün elime ulaştığı için söylüyorum. 10 Ekim GAR patlamasında 100'den fazla insan hayatını kaybetti. IŞİD patlaması, IŞİD saldırısı nedeniyle. Ve bunlardan bir tanesi de Aycan'dı, Batmanlıydı. Aycan Kaya bir mezar taşı yaptırdı ailesi. Mezar taşı önce değiştirildi. Sonra bir soruşturma açılmış kendisine yönelik terör örgüt propagandası yapmak. PKK, KCK'ye bağlamış, oradan PYD'ye bağlamış, bütün harfleri yan yana koymuş ve bu aileyle ilgili bir soruşturma başlatmış. Bir mezar taşının neresi propaganda? Bir cenazenin neresinden propaganda çıkarıyorsunuz? Bakın hem yerel mahkemelerin hem uluslararası ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu yönde kararlar var. Siz bir mezar taşından propaganda çıkarıyorsunuz. Bu da tarihte bir ilktir ve size artık bu başarının altına imza atmış oldunuz. Kendinizi tebrik edin ve bununla övünün. Daha kaç tanesini daha çağırmamız gerekiyor? Saymamız gerekiyor bunun için. Bakın yine bir tane daha altına imza attığınız. Cenazeler günlerce bekletiliyor. Aileler gidip cenazelerini istiyorlar. Gidin kurda kuşa yem oluyor diyorlar. Bu sadece sizin iktidarınız döneminde var. Savaş olur, çatışma olur. Çatışmada ve savaşta hayatını kaybedenler olabilir. Ama onlar üzerinden siz ailelere ceza veremezsiniz. Siz şu anda onların yanında ayrıca aileleri cezalandırıyorsunuz. Ve buraya her geldiğinizde de eşit yurttaşlıktan söz ediyorsunuz. Ve her buraya geldiğinizde de Kürtlerin ve Türklerin eşitliğinden söz ediyorsunuz halkların. Nasıl bir eşitlik anlayışı bu? İnsanlar kendileri nasıl eşit hissedecekler? İnsanlar cenazelerini alamazken, insanlar cenazelerini gömemezken, insanlar cenazeleri için sela bile okutamazken, insanlar cenazelerini için taziye çadırı bile kuramazken, her gün hedef gösterilirken, kendi cenazesine gittiği için gözaltına alınıp tutuklanırken, kendi mezar taşı için, çocuğunun mezar taşı için soruşturmaya maruz kalırken nasıl kendini eşit bir yurttaş olarak hissedecek bu ülkede? Nasıl ben, bu hükümet, bu iktidar benim yanımda diyecek? Bu kadar gündür konuştuğunuz bütçe nasıl benim diyecek? Nasıl böyle hissedecek? Hissedemiyor işte. Ondan sonra insanların tercihlerini sorguluyorsunuz. Daha kötüsü olur. Daha da kötüsü olur. Siz bunu yaptıkça insanlar arasındaki
kalan küçücük bağlar da, kalan o duygusal bağlar da her geçen gün biraz daha kopuyor. Her geçen gün biraz daha kopuyor. Bütün bunların sonucu olarak Ankara'da birkaç metre ötemizde, birkaç çok yakınımızda bir cenaze mezardan çıkartıldı. İşte bu politikaların sonucu. Eğer siz cenazeleri ayrıştırırsanız, eğer siz mezarları ayrıştırırsanız birileri de gelir cenazeleri çıkartır. Birileri de gelir bunu üzerinden bir linç politikası uygular. Bu yol yol değildir. Bence işte tarihinize sürdüğünüz bu kara lekeyi bir an önce temizleyin. Bunun ne size, ne bize, ne Türkiye halklarına faydası yoktur. Bu yanlıştan, bu kafa karışıklığından, bu çıldırmışlık halinden bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.